fena yağmur var. Ay. Aptal rüzgar. Hey. Tek şemsiyem. O pançoyu da nereden bulmuş? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Hadi bakalım. Şunu açalım. Şimdi poşeti aç. Ve masaya ser. Şimdi bir makas al. Çöp poşetinin yanını boylu boyunca kes. Şimdi ortaya geç. Ve iki yerden kes. Şimdi kestiğin kareyi çıkart. Şunları görüyor musun? Bunlar en önemli kısımları. Çünkü bunlar başlığın şeklini verecek. Şeritleri bağlayınca artık yağmura çıkmaya hazırsın. Hadi şu işi halledelim ha. Şimdi beni uçur da göreyim rüzgar. Şimdi doğruca çöp konteynerine. Bu lokanta insanı hiç hayal kırıklığına uğratmaz. Umarım makyajımı mahvetmemişimdir. Neredeyse hesabı unutuyordum. Ah, keşke öyle yapsaymışım. Umarım o kadar nakit param çıkar. Lili paran. Of, ne sakarım. Bir gün hakikaten paramı kaybedeceğim. Bir dakika. Bu mıknatıs bayağı güçlü değil mi? Ve belki de sorunun çözümü olabilir. Dağınık halde paraların varsa üstüne şöyle mıknatıslar koy. Ve koli bantıyla sabitle. Üstüne bir kağıt para daha koy. Ve katla. Bam. Bu paralar artık bir yere gitmiyor. Yani bir kısmı hesaba gidecek. Düzenli olmak iyi bir his değil mi? Ütü mü yapıyorsun? Şunu da ütülesen olur mu? Dolabımda der top olmuş duruyordu. Hayır. Of ya. Hey Lana, çok güzel bir lütfen desem. Hayır. İyi, ben de buruşuk keserim. Hayır dediysem hayır Kevin. Aynen dolaba dönüyor. Bu temiz mi? Kesinlikle olmaz. Yine mi kareli? Yok. Sanırım bu eski buruşuk tişört kazandı. Bir dakika. Belki de bunu kendim halledebilirim. Hey! Çabucak biraz su buharı mı lazım? Tişörte su püskürterek başla. Sonra vantilatörü aç. Ve bırak kalanını bilim halletsin. Kururken kırışıklıklar da düzelir. Birkaç dakika sonra hazır olur. İyi gösteriydi ha? Bakalım nasıl görünüyor Kev? İşte kırışıksız diye buna denir. Hiçbir şey yapmadığın için teşekkürler Lana. Merhaba anne. Selam canım. Hangi bataklıktan geçip de geldin sen? Yerleri daha yeni temizledim. Bu pisliği temizlemenin tek yolu var. Yani annen bunu kendi yöntemiyle yapsa fena olurdu. Ay, ne yapacağım şimdi? Asıl işi bu yapacak. Şişirilmiş bir balon al. Ve sönerken kirli ayakkabılarınla üstüne bas. Tüm hava çıkınca yepyeni ayakkabı koruyucuların olur. Çünkü eve çamur getirmemen gerek. Değil mi anne? Ay, gözlerim doldu. Ah, nihayet bir granola barı yeme vakti geldi. Ama annem ambalajın sesinden ortalığın dağılacağını biliyor. Ay. Annem bundan hoşlanmadı. Ah. İyi denemeydi anneciğim ama onu yine de yiyeceğim. Bir banyo paspasını böyle yüzü aşağı gelecek şekilde ser. Şimdi terliklerin çevresini çiz. İyice görünmesi için keçeli kalem kullan. Kesince sıcak silikonla kapla.
En iyisi zikzak çizmek. Sonra terliklerinin altına yapıştır. Öbür tekini de unutma. Bu yer tertemiz olacak. Biraz şurayı temizle, biraz da burayı. Müzik açmak işi kolaylaştırır. Bir nokta kalmış. Ve işte böyle. Annemin yerleri pırıl pırıl oldu. Ay, sen ne iyi evlatsın Jennifer. Buyur terliklerin. Ağzım tazelendi ve temizlendi. Zeytin, ne yaptın? Niye böyle yapıyorsun? Bir de bunu toplamam eksikmiş gibi. Zeytin, seni kötü çocuk. Bir rulo daha ziyan oldu. Yapacak bir şey yok. Ama belki de tüm ümitler kaybolmamıştır. Sanırım müthiş bir fikrim var. Üstüne bir saç lastiği geçir. Zeytin artık onu açamaz. Evet. Aynen işe yarıyor. Harika. Bugün bu müthiş saçları yıkamaya gerek yok. Hey. Bu nasıl olmuş ya? Bunu takarsam saçlarım ıslanır. Sonuçta yine yıkanacağım demek ki. Ama çok da güzel görünüyordu. Bir yerlerde yedek bir duş bonem olmalı. Bu işe yarar mı acaba? Sonuçta plastik su geçirmez değil mi? Sadece saçlarımı bununla kaplasam. Biraz sarmalama sihirbazlığı da yaptın mı? Tamamen su geçirmez olur. İşte kendine bir duş bonesi yaptın. Hadi şunu bir deneyelim. Pekala, şimdiye kadar iyi gitti. Çok iyi. Evet, saçlarım hala kuru ve müthiş görünüyor. Hangi renk seçsem acaba? Havalı bir tasarım. Saçlarım yerli yerinde. Makyajım da tam isabetli. Ah! Alışverişten bir tap düştüm. Şimdi de hepsini çıkarayım bakalım. Of! Önce biraz rahatlasam iyi olur. Bu da amma sıkıymış. Hadi çözülsene. Of ya. Bırakayım kalsın. Ne yapayım? Bunlar tel tokama. Diğer adıyla düğüm çözücü. Bir tanesini düğümün içinden geçir. Diğerini de öbür yönde geçir. İşte bu kadar. Oh, rahatladım. Bir daha ayakkabı giymeyeceğim. Ah, bu da ne? Peki. Ayakkabılarını atmasana. Pardon. Nasıl bağırdığını duymalıydın. Eminim öğle yemeği de lezzetliydi. Ve merak etme Bella, bendensin. Bugün hava epey soğuk. Bence ceketini giyip fermuarını da iyice kapat. Peki ya bugün yanına aldığın tek ceketin fermuarı kötü günündeyse? Cidden mi? Öf, bu çok fena ya. Şimdi ben bunu cekete nasıl geri takacağım? Suratını asma Bella. İnansan da inanmasan da bir çatal bu sorunu tamamen çözebilir. Nasıl mı? Fermuarın çıkan ucunu çatalın ortadaki iki dişine geçir. Fermuarın iki yanını da buna geçir. Ve aşağıya çek. Hey, işe yarıyor bak. Bunun içinde sonsuza kadar kalacağım gibi gelmişti.